atopik dermatit egzama ise söz konusu olan öncelikle kuru olan deriyi nemlendirmek ilk basamaktır. Birçok hastada biz görüyoruz ki deriyi nemlendirmeden yeterli nemi ve yağı uygulamadan önce besin alerjisi egzamaya sebep olmuştur diyerek ciddi diyetlerin uygulandığı vakalarla karşı karşıyayız. Evet, egzamada besin alerjisi olabilir ama vakaların büyük bir çoğunluğunda da besin alerjisi yoktur. Özellikle hafif vakalarda besin alerjisini daha az sıklıkta görüyoruz. O yüzden öncelikle deriye bakım uygulamalıyız. Sonra mutlaka bir doktora besin alerjisi veya başka bir örneğin ev tozu akarı da egzamaya sebep olabilir. Var mıdır diye danışmalıyız. Gerekli tetkikleri yapmalıyız. Yine o ciltteki inflamasyonu bastıracak çeşitli güçlü ilaç içeren kortizon içeren kremler var gerekirse eğer doktor önerirse eğer kısa süreli olarak bunlardan da sürmek oradaki egzamayı kontrol altına alacaktır bir başka hastalığa bakacak olursak örneğin besin alerjisi buradaki yaklaşım bir ilaç tedavisinden ziyade daha fazla alerjiye sebep olan reaksiyonlara sebep olan besinin diyetten çıkartılmalısıdır ama bu besini çıkartırken de mutlaka o çocuğun normal gelişimini, normal büyüme eğrisini de sağlamamız gerekiyor. Proteinini azaltmadan aldığı mineralleri, özellikle süt alerjilerinde kalsiyum alımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Protein, mineral, karbonhidrat ve yağlarda kısıtlama yapmadan o çocuğun büyümesini sağlayacak bir günlük diyet menüsünü de mutlaka önermemiz gerekiyor. Çünkü son dönemlerde, son yıllarda çok çok fazla sayıda gereksiz yani gereğinden fazla besinin diyetten çıkarıldığı vakalarla karşı karşıyayız ve bizler kilosunun geri kaldığı büyüme eğrisinde en alt yani normal sınırlarda ama en alt sınırlarda dolaşan vakalarla çok sık karşılaşmaya başladık. O yüzden dozunda sadece gerektiği kadar bir eliminasyon yapmak gerekiyor besin bir başka hastalık astım. Aslında çeşitli ilaçlarımız var ama ilaçlardan önce mutlaka eğer ki o kişinin bir alerjisi var ise çevre kontrolü yapmalıyız. Eğer ev tozu akarı var ise nem, rutubet ve akarları tutan materyalleri kapalı ortamda yaşadığı evin içinde uzaklaştırmamız gerekiyor. Eğer ki enfeksiyonlar sebep oluyorsa mutlaka enfeksiyonlarla ilgili gerekli kontrolleri, çevre kontrollerini yapmamız gerekiyor. Onun dışında ondan sonra sırada ilaç tedavileri geliyor. Bununla ilgili çeşitli ilaçlarımız var ve bu ilaçlarda gerçekten düşük dozlarda o hastanın yaşam kalitesini de, büyüme eğrisini de etkilemeden astım yakınmalarını çok iyi bir şekilde kontrol altına alabiliyor. Bir başka hastalık alerjik nezle. Alerjik nezleri de yine öncelikle çevre kontrolü ve alerjik olduğu e, maddelerden, etkenlerden uzak durması gerekiyor. Onun ardından da ilaç tedavisi. Bu ilaç tedavilerinin bir kısmı ağızdan alınan ilaçlar, bir kısmı buruna lokal olarak sprey tarzındaki ilaçlar veya gözellerse olanlarda göz damlaları şeklinde ilaçlar. Ve gene bu ilaçlarda hastaların büyük büyük bir çoğunluğunda yakınmaları kontrol altına alıyor. Ama alamadığı takdirde o zaman bir üst basamak tedaviye de geçtiğimiz oluyor. O üst basamakta aşı tedavisi dediğimiz ya da immünoterapi dediğimiz en az 3 ile 4 yıl süren, daha uzun vadeli, daha yakından takip gerektiren bir tedavi programı.